Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarının 20'lik kronometre Türkçe denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle 7. denemeyi çözmüş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Camı için kullanılan silikon dioksit maddesi çeşitli işlemlerden geçirilerek cam halini alır. Önce eritilip daha sonra nemli aletlerle başlanan cam adeta bir lav parçası gibi fırından çıkar. Daha sonra ister süs eşyası olsun, ister kullanım amacı taşısın, tüm camlar döndürülerek hayat bulur ustasının elinde. Bakın arkadaşlar, bu tarz sorularda önce ikinci kısma bakıyoruz. Buraya şekil verme ifadesi getirilir mi? Olabilir. Çünkü genellikle fırınların içerisinde, yüksek ateşli fırınların içerisinde cama şekil verildiğini biliyoruz. Bu olabilir. Hayat verilme ifadesi de olabilir aslında, fakat şurada bakın hayat bulur ifadesini kullanmış. O yüzden bunu kullanması uygun düşmez. Bunu eledik. Peki renk verilmeye olabilir mi? Arkadaşlar, bir lav parçası gibi fırından çıkıyorsa buna renk verilir mi? Öncesinde fırında renk verilir mi? Olmaz. Çünkü boya yanar. Bunu da eledik. Peki fırında süslendirme yapılır mı? Bu da mantıksız. Bunu da eledik. Süslendirmenin yanında desen verilir mi fırının içerisinde? Verilmez. Önce şekil verilir, sonra desen verilir, sonra süslenir. Bu da olmaz arkadaşlar. Bakın, meydana getirebilmek ve şekil vermek bu boşluklara gelebilecek en uygun ifadeler. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Uzmanlar otizmli çocuklara dışarıdan verilen yararlı mikroorganizmalarla etkili bir probiyotik tedavi uygulandığında, yani bağırsak florası yeniden düzenlendiğinde, çocuklarda farkındalığın ve göz temasının artacağını, bazı davranış bozukluklarının da azalacağını öngörüyor. Öngörmek kelimesinin altını çizmiş. Öngörmek nedir arkadaşlar? Önceden düşünme anlamına gelir. Yine önceden planlama anlamına gelir. Önceden tahmin etme anlamına gelir. Önceden yapma anlamlarına gelir. Şimdi bu bilgiler ışığında seçeneklere bakalım. Alman politikacı ve 20. yüzyılın en ünlü diktatörü Hitler, Eva Braun ile evlenmiş ve ertesi gün intihar etmiştir. Burada böyle bir anlam var mı? Yok. Eledik. Napolyon 1799'da askeri bir hükümet darbesiyle direkt duvarlık yönetimine son vermiş ve Paris'te iktidarı eline geçirmiştir. Burada da böyle bir anlam yok. Bunu da eledik. Rusça'da çelik anlamına gelen Stalin, 1922 yılından 1953'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nde parti liderliği ve en yüksek mevki olarak görülen genel sekreterlik yapmış Gürcü siyaset adamıdır. Stalin hakkında bilgi vermiş ama öngörüsü hakkında bir bilgi vermemiş. Bunu da eledik. Avrupa'da faşizmin kurucusu olarak anılan ve ilk faşist lider olan Benito Mussolini 21 yıl boyunca İtalya'da faşist diktatörlüğünü sürdürmüştür. Burada da bir öngörü yok. Bunu denemiş olduk. Şimdi bakın arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilen ve ona göre davranan büyük bir liderdi. Yani önceden düşünen, önceden planlayan, önceden tahmin eden, önceden yapan, uygulayan anlamına gelmiş. Bakın şurada önceden anlayabilen ifadesi nedir? Bir öngörü ifadesidir arkadaşlar. Yukarıdaki sözcükle uyuştuğunu görüyoruz kelimenin anlamının. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmelidir? Durum anlatmak bence önemli. Olaylar beni çekmiyor pek fazla. Olayları yaşamış olan insanların yaşadıktan sonraki halleri beni çekiyor diyen yazar olayları değil zihinsel yaşayışlar önemser dursun. Kaba gerçekleri sorgular. Arkadaşlar, olayla ilgilenmeyen birisi kaba gerçekleri sorgular mı? Sorgulamaz. Olayın başlangıcını öyküleştirir. Olayla ilgilenmiyor ki. Bunu da eledik. Olay sırasında yaşanan diyaloglara eğilir. Bu da olmaz. Yine olaya da değinmiş burada. Bunu da eledik. Olayların nedeni üzerinde durur. Arkadaşlar, bunu da ifade etmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Bakın, durumu anlatmak bence önemlidir derken zihinsel yaşayışları, zihinsel düşünceleri daha çok önemsediğini görüyoruz.
O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçaya göre arkeolojik kazıma yönteminin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Michel Foucault, Deliliğin Tarihi adlı kitabında Batı toplumlarının deliği nasıl bir tanım içine yerleştirdiklerine bakarak delilerin nasıl dışlandıklarını ve hangi koşullar içinde kabul edildiklerini en ince ayrıntısıyla araştırır. Derinlemesini araştıran Michel, yöntemi kendisinin de belirttiği gibi arkeolojik kazıma yöntemidir. Bu araştırma yöntemi, araştırma konusuna dair derin bir tarih bilgisinin çıkarılıp yeniden okunmasını gerekli kılar. Araştırılacak bilginin kökeninin ilk haline kadar inmeyi sağlaması dursun. Farklı bilgilerin bir araya gelmesini kolaylaştırması. Arkadaşlar, farklı bilgilerin bir araya gelmesinden bahsetmiyor, bunu elemiş oluruz. Kolay uygulanacak ve kullanışlı bir yöntem olması, kolaylıktan ya da kullanışlı bir yöntem olmasından da bahsetmedi, bunu da elemiş oluruz. Gerçeği değiştirip ona yeni bir boyut kazandırması, bakın burada gerçeği değiştirmek ya da ona yeni bir boyut kazandırmaktan da bahsetmiyor, bunu da elemiş olduk. Her alanda ve her araştırmacının başvurabilmesi, burada yine bundan da bahsetmiyor, bunu da elemiş oluruz. Şimdi arkadaşlar, araştırılacak bilginin kökenine, ilk haline kadar inmeyi sağlaması demiş. Bakın, en ince ayrıntısı derken, derinlemesine derken, derin bir tarih bilgisinin çıkarılması derken, kökenine inilmesi, ilk haline kadar gitmeyi, yani detaylı bir araştırmayı bahsediyor. En önemli özellik olarak bunu vurguladığını görüyoruz. O yüzden cevabımız da A seçeneği olacaktır. Beşinci soru, yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Öykü, bilinmeyen bir evin bir an aralanıp kapanan kapısıdır. Sanat yapıdı, sonsuz sayıda okumalar toplamına açıktır. Gerilimi ve duygusunu okuruna aktararak onda devamını sağlayan sanat yapıtları daha etkili ve kalıcı olabilmektedir. Sanat eseri, bir sanatçının kendi yarattığı özgün kompozisyonunu her izleyicinin kendine göre anlamlandırabileceği şekilde düzenleme uğraşının son ürünüdür. Bakın arkadaşlar, biz neyi gördük? 4 ile 2'nin aynı anlama geldiğini görüyoruz. Çünkü her izleyici kendine göre anlamlar oluşturarak sanat eserini ifade ediyormuş. Burada da aynı şey var. Sonsuz sayıda okurlar toplamı bir sanat yapıtını ortaya koyuyormuş. Dolayısıyla bakın, aynı anlama geldiğini görüyoruz. Cevap 2 ve 4 olacak. 2 ve 4'ün yer aldığı B seçeneği doğru cevabımızdır. 6. soru. 2 numaralı cümlenin 1 numaralı cümleyle ilişkisini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Kimya bölümünden mezun olanlar için kimyacı demek yerine kimyager sözcüğünü kullanmak daha uygun olur. Kimyacı tabiri genelde çalışan sektöre atıf yapar ve çalışan sektörden ötürü temel eğitimi kimya olmasa bile herkes kimyacı olarak nitelendirilir demiş. Arkadaşlar bakın, 2 numaralı ifade 1 numaranın neyidir? Nedenidir. Peki neyin nedenini oluşturmuş? Arkadaşlar, kimyager sözcüğünü neden kullanmak gerektiğini bildiriyor 2 numaralı ifade. Şimdi seçeneklere bakalım. Aktarılanların koşulunu ortaya koymak, bir koşul yok, bunu eledik. Anlatılmak isteneni sonuçlarıyla açıklamak, bir sonuç da ortaya koymamış, bunu da eledik. Aktarılanları bir örnek üzerinden somutlaştırmak, örnek de vermiyor ki, bunu da eledik. Anlatılanların sebebini belirtmek, sebep nedir arkadaşlar, nedendir, biz de bunu ifade etmiştik. Bu yüzden cevabımız da D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakalım. Benzer bir durumla geliştirmek demiş. Herhangi bir benzerlik ilgisi kurmadığı için bunu da elemiş oluruz. 7. soru. Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? Yerde yatarsan sırtın ağrır, sağına soluna dönemezsin. Arkadaşlar, şuradaki S nedir? Buradaki S ek fiildir, yani isedir. Bakın, İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Fakat herhangi bir yumuşama olmadığı için A seçeneğini elemiş olduk. Spor salonundan ayrılıp şehir içine giriyoruz. Burada var mı arkadaşlar? Bakın, ayırmaktır kelimenin kökü. Yine ünlü düşmesi var. Fakat ünsüz yumuşamasını göremiyoruz. O yüzden bunu da elemiş olduk. Şehirden çıkıp ana yoldan ilerliyoruz. Arkadaşlar, şurada kelimenin kökü nedir? İleridir. İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Burada da yumuşama yok. O yüzden bunu da eledik.
Zihnimde kalanları anlatacağımı söyledim. Bakın burada kelime nedir? Zihindir. İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Anlatacağım derken de acak ecektir. K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Hem ünsüz yumuşaması var hem de ünlü düşmesi var. Yani ses düşmesi var. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakalım yine. Otobüsün camına alnını dayayıp uyudu. Arkadaşlar bakın burada da alındır kelime. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Fakat burada da yine ünsüz yumuşaması görülmemektedir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 8. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi ayraç içindeki açıklamayla ilişkilendirilemez? Önce ayraç içindeki bilgileri okuyalım arkadaşlar. Nesne olmadığı halde geçişli sayılan eylem demiş. Arkadaşlar geçişli fiiller nesne alabilen fiillerde. Bakalım. Tanıyamadı yüklem. Kim? Kapıyı açan hizmetçi, özne. Nasıl tanıyamadı? Bir türlü zar tümleci. Bakın cümlede nesne yok. Fakat şuraya yüklemdeki fiilin önüne ben onu getirdiğimde onu tanıyamadı desem anlamlı oluyor. Yüklem nesne almasa da alabilme özelliğine sahip olduğunu gösteriyor. Onu kelimesi. O yüzden bir numaralı öncül doğrudur. Bunu elemiş oluruz. 2 numaraya geçiyoruz. Şimdiki zaman görünümünde gelecek zaman demiş. Yani bize zaman kaymasını, anlam kaymasını soruyor. Yarın uçakla İstanbul'a gidiyorum cümlesinde bakın gidiyorum derken yor nedir? Şimdiki zamandır. Ama arkadaşlar dikkat edin yarın gidecekmiş. Şimdi gitmiyor ki. Ne yapmış arkadaşlar? Gelecek zaman ki peki yerine şimdiki zaman ifadesini kullanmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncüsünde yeterlilik eylemi kullanılmıştır diyor. Yeterlilik eylemi neydi? E bilmek sözcüğüydü. Bakalım çiçekleni vermiş ifadesinde çiçeklenmek fiil. İ vermek nedir burada? Tezlik fiilidir. Bakın yeterlilik fiili değil tezlik fiili kullanılmış. Bu ifade yanlıştır. Bunun için de cevabımız 3 numaranın yer aldığı C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Bir kere gözlerime baksanız anlardınız. Birden çok çekimli eylem demiş. Bakın baksanız derken SSA nedir burada? Dilek şart kipidir. Dolayısıyla arkadaşlar çekimli bir fiil olduğunu görüyoruz. Yine anlardınız ifadesine bakacak olursak R burada geniş zamandır. D nedir? Bu da ek fiildir. Ek fiilin hikayesidir. Bu baksanız ifadesi basit çekimli. Anlardınız ifadesi de birleşik çekimli fiildir. Dolayısıyla birden fazla çekimli fiil kullanılmış. 4 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 5'e geçiyoruz. Bir sabah güneş doğarken kafile yola çıktı. Birleşik eylem demiş arkadaşlar. Yola çıkmak birleşik fiildir. Peki nasıl birleşik fiildir? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluşturur. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 9. soru. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Nankör insan her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. Belgisiz sıfat demiş. Bakın burada şey belgisiz zamirdir. İsmin yerine geçmiş. Hangi şey? Hiçbir şey. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. O yüzden buradaki hiçbir sözcüğü nedir? Belgisiz sıfattır. Yine aynı şekilde şey belgisiz zamirdir. Hangi şey? Her şey. Her sözcüğü de arkadaşlar burada belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Edat demiş bu dursun. Belgisiz zamir var mı? Arkadaşlar bakın burada şey belgisiz zamir. Aynı zamanda kimse ifadesi de belgisiz zamir. Bunu da elemiş oluruz. Peki ek eylem var mı? Bakın şurada kimsedir derken dir nedir burada? Ek fiildir. Ek fiilin geniş zaman çekimidir. Bu da kullanılmış. Bunu da elemiş olduk. Belirtili at tamlaması var mı? Tabii ki. Belirtili at tamlaması da var. Şimdi dikkat edecek olursanız şeyin fiyatı demiş. Burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Şeyin değeri demiş. Bu da arkadaşlar yine belirtili isim tamlamasıdır. Bunu da elemiş oluruz.
Bu ifadede edat olmadığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci dize belirtili nesnedir demiş. Bakalım. Gurbette duyduğum sonu gelmez hüzünleri, yaprakların döküldüğü hicranlı günleri, andım birer birer, acıdım kendi halime, aksetti bir dakika uzaktan hayalime, tenha Emirgan'ın çınaraltı kahvesi. Arkadaşlar bakın, andım yüklem, acıdım yüklem, aksetti yüklem. Şimdi andım, kim ben, gizli özne, neyi, gurbette duyduğum sonu gelmez hüzünleri, burası belirtili nesne. Yine neyi andım? Yaprakların döküldüğü hicranlı günleri. Burası da belirtili nesne. Nasıl andım? Birer birer. Zarf tümleci. Acıdım. Neye? Kendi halime. Burası da dolaylı tümleci. Aksetti. Ne aksetti? Tenha Emirgan'ın çınaraltı kahvesi. Burası komple özne. Neye aksetti? Hayalime, dolaylı tümleç. Nereden? Uzaktan. Burası da dolaylı tümleç. Ne kadar? Bir dakika, zarf tümleci. Şimdi ögelerini bulmuş olduk, kolay olsun diye. Birinci dize belirtili nesne mi? Evet, bunu elemiş olduk. İkinci dizede bütün sözcükler basit yapılıdır. Bu dursun. Üçüncü dizede hem zarf tümleci hem dolaylı tümleç vardır demiş. Zarf tümleci ve dolaylı tümleç olduğunu görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Dördüncü dize yüklem, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve dolaylı tümleçten oluşmuştur. Dördüncü dizeye bakıyoruz. Aksetti bir dakika uzaktan hayalime. Yüklem, zarf tümleci, dolaylı tümleç, dolaylı tümleç. Bakın bu da bu ifadeye uygundur. Yani doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci dize özne görevindedir demiş. Evet bakın hepsi özne görevinde. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi ikinci dizede bütün sözcükler basit yapılımı, yani yapım eki almamış mı sözcükler, buna bakıyoruz. Yaprak basit. Döküldüğü derken dıktık eki nedir burada? Sıfat fiildir. Tüm sıfat fiiller yapım ekidir arkadaşlar. Bakın dökmekten dökülmek zaten bir tane almış. Dökülmekten de döküldü olmuş. İki tane yapım eki aldığını görüyoruz. Yine hicranlı kelimesine bakacak olursak, kelimenin kökü hicrandır. Hicrandan hicranlı olmuş. Bakın buradaki lı eki de yapım ekidir. Dolayısıyla iki tane sözcük yapım eki almış. Basit yapılı değil hepsi. O yüzden cevabımız da B seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük yapısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Başucu kelimesine bakacak olursak, bakın baş ve uç kelimelerinin birleştiğinden görüyoruz. O yüzden bu sözcük nedir arkadaşlar? Birleşik sözcüktür. Kavurucu sözcüğüne bakacak olursak, kavurmaktan kavurucu olmuş. Yani şuradaki ucu eki nedir? Fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla bu sözcük türemiş sözcüktür. Görmekten görücü olmuş. Bu da yine buradaki ucu eki fiilden isim yapım ekidir. Bakın bu da nedir arkadaşlar? Türemiştir. Okumaktan okuyucu olmuş. Yine ucu eki burada fiilden isim yapım ekidir. Bu da yapım eki aldığı için türemiş sözcüktür. Yormaktan yorucu olmuş. Bu da fiilden isim yapım eki almış. Bakın arkadaşlar bu da yapım eki aldığı için nedir? Türemiştir. Farklı olanı sormuştu. Başucu birleşik olduğu için cevabımız da A seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Bakın arkadaşlar kokulu kelimesinin kökü nedir? Kokmaktır. Kokmak fiil köküdür. Çiçekler vardı demiş. Kelimenin kökü var, mevcut anlamına geliyor. O yüzden bunun kökü isimdir. Derin kelimesi yine isim kökündedir. Karardı ifadesinde kelimenin kökü karadır, yani siyah anlamına gelir. Bu da isim köküdür. Sarardı ifadesinde ise yine ünlü düşmesi var. Kelimenin kökü sarıdır. Sarı da arkadaşlar burada isim kökündedir. Farklı olanı sormuştu. Bir numaralı kokulu sözcüğü fiil olduğu için kökü, doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 13. soru.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük belgesi sıfattır. Bakın bütün ticaret derken ticaret isim, hangi ticaret? Bütün ticaret. Net olarak belli mi arkadaşlar o ticaret? Belli değil. O yüzden burası belgesi sıfattır. Bir doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük işaret sıfatıdır demiş. Yine özellik isim. Hangi özellik? Bu özellik. İsmi işaret yoluyla belirttiği için bu da işaret sıfatıdır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Üçüncü sözcük sayı sıfatıdır demiş. Boğaz isim. Kaç boğaz? İki boğaz. İki sözcüğü burada boğaz kelimesini sayı yoluyla belirttiği için bu asıl sayı sıfatıdır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Dördüncü sözcük niteleme sıfatıdır demiş. Asya isim. Nasıl Asya? Uzak Asya. Niteleme sıfatıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük pekiştirme sıfatıdır. Arkadaşlar yer isim. Hangi yer? Başka yer. Burası nedir? Belgisi sıfattır. Bakın burada herhangi bir pekiştirme yok. Pekiştirme olsaydı bambaşka derdi arkadaşlar. Kurallı pekiştirme yapabilirdi bunu. Böyle bir şey göremiyoruz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Pekiştirme sıfatı değil, belgisi sıfattır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Bitki coğrafyası derken bakın ne coğrafyası? Bitki coğrafyası. Arkadaşlar burası birincisi ek almamış, ikincisi ek aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. İsim tamlaması ise bitki sözcüğü nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. Bölge isim, hangi bölge? Bu bölge ismi belirttiği için bu nedir? Burası işaret sıfatıdır. Zengin biyoçeşitlilik demiş. Biyoçeşitlilik isim. Nasıl biyoçeşitlilik? Zengin nasıl sorusuna cevap verdiği için ve ismi belirttiği için niteleme sıfatı. Nokta isim, nasıl nokta? Sıcak nokta. Yine ismi belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı. Neden isim, nasıl nedenler, ana nedenler ismi belirtiyor ve nasıl sorusuna cevap verdiği için bu da niteleme sıfatıdır. Bize farklı olanı sormuştu. Bakın 2, 3, 4 ve 5 sıfat görevinde, 1 numara ise isim görevinde olduğu için cevabımız da A seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir fiilimsidir? Doğmuş bir insan derken mış nedir burada? Anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Beğenilen derken an en yine sıfat fiildir. Doğduğu derken dık dik bu da sıfat fiildir. Susamış bir köy dediği için mış nedir arkadaşlar? Bu da sıfat fiildir. Betimlerken ifadesinde ken, ken yalası yeden hatırlarsanız bu zarf fiildir. Farklı olanı sormuştu. 4 numaranın farklı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi. Arkadaşlar burası böyle yazılır. Kütüphanesi doğru yazılmış. Bunu eledik. El yazması ayrı yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 60 bine yakın derken 60 bin sayılar ayrı yazılırdı hatırlarsanız. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Koleksiyonu derken koleksiyon bu şekilde yazılır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. 15. ve 16. yüzyıl ifadesinde yanlış olan yer arkadaşlar 16. ifadesidir. Bakın 16. Bakın ı ile bitmiş. Burada da ıncıyı kullanmış. Normalde nasıl olması lazımdı? 16. Yani naciyeli şekli doğrudur. İnci şekli yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? İstanbul'da lale zamanı sloganı demiş. Arkadaşlar slogan olduğu için İstanbul özel isim büyük harfle başlar ama diğerleri küçük yazılır. Doğrudur. İstanbul'a gelen çekirmek ile kesme işaretiyle ayrılır. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sultan Ahmet Meydanı. Arkadaşlar meydan, bulvar, sokak, cadde büyük yazılır.
özel isme eklendiğinde, bakın bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Göztepe 60. Yıl Parkı zaten bir yer ismi arkadaşlar. Bunun da yazımı doğru, bunu da elemiş oluruz. İstanbul Lale Festivali, festivalin adı buymuş, bu da doğru, bunu da elemiş oluruz. Nisan ayında derken, bakın burada Nisan'ın nesi arkadaşlar, küçük olacaktı. Neden? Çünkü bir tarihe bağlanmadığını görüyoruz. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi doğru kullanılmamıştır? Sokağa girerken tabelasını okuyorum. İnce Minare Sokak. Arkadaşlar açıklama yapmış, iki nokta kullanmış. Burası doğrudur, bunu elemiş oluruz. Açıklama bittiği için de nokta kullanmış. Bu da doğrudur, bunu elemiş oluruz. Her yan kafeler, büfeler, lokantalar ve DVD satan kitapçılar ile doludur. Bakın burası yüklem. Ek eylemin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. Dolayısıyla yüklem olduğu için nokta kullanılmış. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Burada da dikkat edin, sıralama yapıyor. Kafe, büfe, lokanta derken virgül kullanılmış. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Şimdi, eskiden yalnızca ailelerin yaşadığı bir sokak iken artık özellikle gençlerin rağbet ettiği bir buluşma noktası haline gelmiş sokağımız. Buluşma noktası, birincisi ek almayıp ikincisi ek aldığı için nedir burası? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki nasıl bir buluşma noktasıymış? Özellikle gençlerin rağbet ettiği bir buluşma noktasıymış. Burası niteleme sıfat olur. Bu da nedir? Belgisiz sıfattır. Şimdi arkadaşlar, sıfatla ismin arasına virgül girer mi? Girmez. O yüzden burası yanlıştır. Bunun için de cevabımız E seçeneği olacaktır. 19. soru. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Doğu Anadolu bölgesinin göz bebeği şehirlerinden biri olan Malatya, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Sivas gibi geçmişe ışık tutar. Arkadaşlar bakın, Malatya'yı Elazığ, Erzurum, Erzincan, Sivas'tan ayırt etmek için, yani anlam karışıklığını gidermek için ya da özneyi belirtmek amacıyla noktalı virgülün kullanıldığı görülmektedir. Hemen seçeneklere bakalım. Türkçe dersinde Ayşe, Zeynep, Ali, fizik dersinde ise Kamil, Rümeysa, Fırat başarılı projeler yaptılar. Türkçe dersi ile fizik dersindeki başarılı projelerin arkadaşlar karıştırılmaması için kullanılmış. Yukarıda böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. Bu dursun. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avrupa kıtasının, Çin, Rusya, Güney Kore, Kuzey Kore, Asya kıtasını derken yine Asya ve Avrupa kıtasını karıştırmamak için kullanılmış. Bunu da eledik. Şiir kitaplarını 1. 2. ve 3. raflara, roman ve hikaye kitaplarını 4. 5. ve 6. raflara yerleştirdik. Burada da şiir kitaplarıyla roman ve hikaye kitaplarını ayırt etmek için kullanılmış. Bunu da eledik. İlk haberi duyduğumuzda gülümsedik, sevindik, mutlu olduk. İkinci haberi duyunca ağladık, üzüldük, adeta kahrolduk. Burada da arkadaşlar ilk haber ile ikinci haberi ayırt etmek için kullanılmış. Bunu da elemiş olduk. Şimdi Türk edebiyatında Tanzimat döneminde ilk örnekleri verilen hikaye, roman, şiir, destan, masal, gezi, yazısı türleri kadar önemlidir ifadesinde. Dikkat edin, hikayenin roman, şiir, destan, masal, gezi yazı türlerinden ayırt etmek için, yani özneyi belirginleştirmek için kullanıldığını görüyoruz burada da. O yüzden doğru cevabımız da yukarıdaki parçayla uyuştuğu için B seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Öğretmen birdenbire konuşmasını yarıda kesti. Ellerini aynı şekilde yüzünün tam karşısında açarak kas katı kesilmiş heykel gibi durdu. Bir anda çok öfkeli bir şekilde Ali'nin oturduğu yere dikkatlice baktı. Ali sokağa bakıyordu ve öğretmeni öfkeli bakışının farkında değildi. Ama sınıfın sessizliği ve öğretmenin ders anlatmayı bırakması Ali'nin kulağına gelince onu kendine getirdi. Birdenbire yüzünü hızlı bir şekilde sokaktan sınıfa doğru çevirdi. Öğrencilerin ona doğru baktıklarını gördü. Hepsi korku dolu gözlerini ve kınayıcı bakışlarını ona doğru dikmişti. Bakın arkadaşlar, bunların hepsinde dili geçmiş zaman kipekinin kullanıldığı görülmektedir. Aynı şekilde kişi unsuru da var. Öğretmen var, Ali var, sınıftaki diğer öğrenciler var. Peki mekan var mı? Mekan da var. Sınıf ortamından bahsediyor.
Olay var mı en önemli unsurlardan? Hareketlilik var mı? Var. Öğretmenin ders anlatması, ders anlatırken Ali'nin öğretmeni dinlememesi ve sokağa bakması, bunun neticesinde öğretmenin ona kızması bir olaydır. Bu da var. Geçmiş zaman kipeki de kullanılmış. Bu yüzden arkadaşlar burada ağır basan duygu her ne kadar yer yer betimleme yapılmış olsa da öykülemedir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yerine "evreni anlamak kolay değildir" cümlesi getirilirse düşüncenin akışı bozulmaz. Geceleri gökyüzüne bakmak kendini tuhaf hissettirir insana. Evrenin uçsuz bucaksızlığında ne kadar küçük olduğumuzu düşünüp ürperir, yıldızların ufak ışıltılarıyla büyüleniriz. Gök cisimlerinin her birini öğrenmek, akılda tutmak zor iştir. O yüzden bilinmeyeni bilinene benzetmeye, uzaktaki gizemi böyle anlamlandırmaya çalışırız. Bu anlama çabamızda mitlerden, efsanelerden ilham alırız zaman zaman. Bakın, bu cümle 5 numaraya gelemez. Çünkü 4 numarada anlamlandırmaya çalışırız demiş. Daha sonra bu anlama çabamızdan demiş. Yani 4 ile 5 arasında anlam bütünlüğü olduğunu görüyoruz. 5'e gelmez. Bu cümle arkadaşlar 4'e de gelmez. Çünkü akılda tutmak zor iştir. O yüzden de bilinmeyeni bilinene benzetmeye çalışmak istemişler. 4'e de gelmediğini görüyoruz. Bakın bu cümle 3 numaralı yere gelir. Çünkü uçsuz bucaksız bir evrenden bahsediyor. Uçsuz bucaksız bir evreni anlamak, idrak etmek, öğrenmek zordur arkadaşlar. Yine cümlenin devamında yani 3 numarada da diyor ki her birini öğrenmek, akılda tutmak zor iştir diyor. O yüzden de evreni anlamak kolay değildir cümlesi 3 numaraya gelmelidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 22. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Günümüzde yaşlanma bir bilim dalının konusu haline geldi. Yaşlanmanın mekanizmalarını ve meydana getirdiği değişiklikleri inceleyen bilim dalına geras ve logos sözcüklerinden oluşan gerontoloji deniliyor. Geras ve iatros sözcüklerinin birleşiminden oluşan geriatri ise yaşlıların hastalıkları, tedavileri ve iyileştirmeleriyle ilgilenen yaşlılık hekimliği anlamına geliyor. Yaşın ilerlemesiyle vücutta birçok değişiklik meydana geliyor. Bu hücresel değişiklikler sürekli bir araştırmanın konusu. Bu konuda her geçen gün yeni bir bilgi elde ediliyor ve yeni bir kuram ortaya atılıyor. Bakın bu cümle yani bu parça arkadaşlar 4'ten sonra 2'ye ayrılır. Çünkü ilk parçada yani 1 ile 4 arasında gerontoloji, geriatri gibi yaşlılık terimleri ifade edilmiş. 4 numaradan sonra yaşın ilerlemesiyle birlikte vücuttaki meydana gelen değişmeler ve bunların da araştırma konusu olması ve aynı zamanda bunlar üzerine kuramlar geliştirilmesinden bahsediyor. O yüzden 4 numaralı cümleden itibaren bu paragraf 2'ye ayrılabilir. Bunun için de doğru cevabımız 4 numaranın yer aldığı C seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? Bu tarz sorularda önce giriş cümlesini bulmak lazım. Bakın bu sorun diye başlamaz. Kendinden önce bir cümlenin varlığından bahsediyor. Bunu eledik. Akılcı olmayan ilaç kullanım bütün dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde en temel sağlık sorunlarından biridir. Bu olabilir. Çalışmalarda belirlenen temel sorunlar arasında ilaçların yanlış biçimde kullanılması. Demek ki bundan önce bir cümlenin varlığından bahsediyor. Bu da olmaz. Oysa gelişmekte olan ülkelerde bu konuda yeterli. Oysa diye başlamış. Bu da olmaz. Bu ülkelerin diye başlamış. Bu da olmaz. Bakın bir numara arkadaşlar 2 numaralı cümledir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı bütün dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde en temel sağlık sorunlarından biridir. Çalışmalarda belirlenen temel sorunlar arasında ilaçların yanlış biçimde kullanılması, gereksiz yere antibiyotik tüketimi gibi sorunlar gözlemlenmiştir. Bu da 2 numara olur. Oysa gelişmekte olan ülkelerde bu konuda yeterli farmakoepidemiolojik araştırma yapılmadığı için akılcı olmayan ilaç kullanımının boyutları ve nedenleri saptanamamıştır. Burası 3 olur. Bu ülkelerin bir kısmında ilgili kurumlarca organize edilen çalışmalara ek olarak sorunları ortaya koyan sınırlı sayıda bilimsel çalışma yayımlanmıştır.
Burası 4 olur. Bu sorun gelişmiş ülkelerde çok sayıda kapsamlı farmakoepidemiolojik çalışmayla ortaya konmuş ve sorunun çözümünde belirleyici bir aşama kaydedilmiştir. Burası da 5 olur. Bakın 1 ile 4 arasında gelişmekte olan ülkelerdeki çalışmalar, 5 numarada ise gelişmiş ülkedeki çalışmadan bahsedilmiş. Sıralama bu şekilde olacaktır. Bize baştan 4. cümleyi sormuştu. Bakın baştan 4. cümle 5 numaralı cümledir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 24. soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Türk milleti tarafından fethedilmiş topraklar nasıl Türk vatanı olmuşsa, aynı millet tarafından fethedilmiş kelimeler de öyle Türk kelimesi olmuştur. Asırlarca Türk'ün malı olmuş, Türk sesiyle ve Türk sanatıyla işlenmiş, ev, aile, köy Türkçesine, aşk ve iman Türkçesine girmiş. Türk'ün heyecanına işlenip vicdanına yerleşmiş ve Türk olmuş kelimeler de verilemez. Bunlar bizim zafer ve şeref hatıralarımızdır. Kelimelerin sahipleri yoktur ancak belli bir zaman kullananları vardır. Aynı zamanda bir takım aşağılık duyguları içinde çürüyenlerin değil, bizim büyüklük devirlerimizin ve üstün duygularımızın zafer abideleridir. Ebediyete kadar da bizimledir ve bizim kalacaklardır. Arkadaşlar bakın, altını çizmiş olduğum ifadeler Türkçenin önemini göstermektedir. Burada da hep Türkçe'ye sahip çıkılması gerektiğinden, daha sonra fethedilen yerlerde kullanılan kelimelerin de Türkçe olduğundan ve bunların kendi dilimiz gibi sahip çıkılması gerektiğinden bahsedilmiş. Fakat şu 4 numaralı ifadeye bakacak olursanız, kelimelerin sahipleri yoktur ancak belli bir zaman kullananları vardır. Türkçe ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. Burası genel bir yargı. O yüzden 4 numaralı cümle anlatımın akışını bozan cümledir. Bundan dolayı da cevabımız 4 numaranın yer aldığı D seçeneği olacaktır. 25. soru. Bu parçada yazar hikaye sanatına ilişkin aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? Bir tasarıya bağlı olarak gün yüzüne çıkmadığına, okurun beklenti ve isteklerinin göz önünde bulundurarak yazılmadığına, anlatılması olanaksız bir his ya da durumu sözcüklerle ifade etme gayreti olduğuna, mevcut koşullardan bir rahatsızlığı olan kimsenin hikaye yazabileceğine, kurallar zinciri çerçevesinde ortaya konulduğuna. Parçamıza bakalım. Hikaye planlı programlı ortaya konan bir ürün değil. Bakın buradan hemen biz neyi çıkarız arkadaşlar? A seçeneğini çıkarmış oluruz. Tasarı ve plan ifadelerinin eşleştiğini görüyoruz. Yani hikayenin bir plan ya da tasarıyla yazılmadığını gösteriyor. O yüzden bunu elemiş olduk. Devam edelim. Başkalarına ulaşmak isteğiyle öteki bilinçlerde nasıl bir etki bırakır düşüncesiyle ilgisi yok belirirken ifadesi de yine bize bakın B seçeneğini vermiş olur. Beklenti ve isteklerin göz önünde bulundurulmadığının ifadesidir bu. O yüzden B'yi de elemiş olduk. Genelde dile gelmesi muhal olan bir hissi, anı ya da hali kelimelere dökme çabası. Açıklaması olmayan bir hal derken de yazılması olanaksız olan bir hissi ya da bir durumu sözcüklerle ifade etme gayreti olduğunun göstergesidir. Çünkü burada da muhal bir hissi, anı ya da hali kelimelere dökme çabası demiş. Biz buradan da C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. İnsanın olanla olması gereken, var olanla hayal edilen arasında sanılıp duran bir meselesi, derdi varsa hikaye yazmaya başlayabilir demiş. Bakın bir meselesi diyor değil mi? D seçeneğine baktığımızda ise mevcut koşullardan bir rahatsızlığı olan kimsenin hikaye yazabileceğini, yani bir sıkıntısının, bir probleminin olabileceği kişilerin hikaye yazabileceğine değindiğini görüyoruz. Buradan da D seçeneğini çıkarmış oluruz. Devam edelim. Çöp gibi sürüklenme ihtimaline karşın kayıt altına almaya değer bir hikayemizin var olduğuna inanmanın dışa vurumu. Belki de böyle bir ihtimalin varlığını yoklama sanatı. Bakın. Parçanın hiçbir yerinde kurallar zinciri çerçevesinde ortaya konduğuna dair bir bilgi yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu parçanın ana düşüncesi numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir? Ana düşünce genellikle son cümlede olur. Burayı bir okumuş olalım. 12 hayvanlı Türk takvimine göre 21 Mart günü yılbaşıdır. Kaşgarlı Mahmut'un sözlüğünde Yengi Kün adıyla bahsettiği ve Getirem bayram olarak tanımladığı bugün Türk toplumunda Nevruz adıdır. Bakın arkadaşlar burada herhangi bir ana düşünce yok.
O yüzden hemen paragrafın başına geçiyoruz. Bahar mevsiminin medeniyetlerin üzerinde yer etmemesi imkansızdır. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlarda baharın gelişi pek çok anlam ifade eder. Büyük bir coşkuyla bayram havasında kutlanır. Bahar bayramları Türk kültüründe de önemli bir yer tutar. Öyle ki doğanın uyandığı bu zaman dilimi yılın da başlangıcı kabul edilir. Paragrafın geneline baktığımızda arkadaşlar bahar mevsiminin medeniyetler üzerindeki etkisinden bahsediyor. Bundan dolayı da bu cümlenin, bu parçanın ana düşüncesi bir numaralı cümlenin yer aldığı kısımdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 27. soru, bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? Duygusal çağrışımlı kelimelerden, benzetmeden, düşsel anlatımdan, kanıtlanabilir cümlelerden, anlamı pekiştiren ikilemelerden. Eğer uzaklardaysanız ondan adını her duyuşunuzda bir bıçak yürür yüreğinizin üstünde usulca. Bakın, bıçak yürür yüreğinizin üstünde usulca ifadesi duygusal çağrışımlıdır. Duygusal anlamlar ifade etmektedir. O yüzden A'yı elemiş olduk. Kızgın bir güneş geçer açık yaralarınızın üstünden ya da bir yayla rüzgarı değmeye başlar bağrınıza usul usul. İkileme de kullanılmış arkadaşlar anlamı pekiştirmek için. E'yi de elemiş olduk. Önce bir bulut kaynar içinizde, ardından gurbet ufuklarında yükselir. Başı pare pare dumanlı dağlar. Türküler dolanır da dilinize hiçbiri kendini söyletmez. Her nota, her kelime alevden bir yumak olur, oturur gırtlağınızın üstüne. Bakın, nota ve kelimeyi neye benzetmiş arkadaşlar? Alevden bir yumağa benzetmiş. Bundan dolayı biz B seçeneğini de elemiş oluruz. Çünkü benzetme unsurundan faydalanıldığını görüyoruz. Gözünüzde tekrar tekrar canlanır ayrılığın son sahnesi. Paragrafın geneline baktığımızda da düşsel bir anlatım vardır. Bunu da elemiş oluruz. Aynı zamanda paragrafın bütün cümlelerinde arkadaşlar öznel ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Yani kişiden kişiye değişebilecek yargılar var. Kanıtlanabilir nesnel yargılar yok bu paragrafta. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 28. soru, bu parçada bahsedilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Toplumu eğitmek için çok sayıda eser vermiştir. Üretken bir yazardır. Söz edilen yapıtında düsellikten yararlanmıştır. Yoksa Sen Misin adlı yapıtında zaman içinde değişen somut soyut değerler işlemiştir. Söz edilen yapıtında tarihsel yolculuğun yazınsal olanaklarından yararlanmıştır. Gülten Dayıoğlu'nun ilk kitabı Bahçıvanın Oğlu 1963 yılında yayımlanır. O tarihten günümüze büyük bir çalışkanlık örneği gösteren yazarın 80. kitabı Yoksa Sen Misin 2016'nın Mart ayında okur karşısına çıkar. Bakın, 80 tane kitap yazdığına göre üretken bir yazardır. B seçeneğini elemiş oluruz. Yoksa Sen Misin 2016'nın Mart ayında okur karşısına çıkar. Kitapta Dayıoğlu 15. yüzyılda yaşayan Bürküt ile 21. yüzyılda yaşayan Bengü'nün aynı bedende buluşma hikayesine odaklanarak hem zaman içinde yolculuğun edebi imkanlarından yararlanır hem de tarih içindeki kültürel değişimlerini konu edinir. Bakın, tarihsel yolculuğun yazınsal olanaklarından yararlandığını biz buradan çıkarabiliriz. E'yi elemiş olduk. Yine arkadaşlar 15. yüzyılla 21. yüzyıl arasındaki bir konuyu ele almış. Bu da onun düşsel ögelerden faydalandığını gösterir. Çünkü 600 yıl sürdüğünü görüyoruz. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Arkadaşlar, burada yine somut soyut değerleri işlediği de görülmektedir. Çünkü edebi yolculuğun imkanlarından yararlanırken aynı zamanda gerçek olan tarihten de ne yapıyor? Faydalanmış oluyor. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Toplumu eğitmek için çok sayıda eser verdiğinden bahsetmiyor. Tamam, çok sayıda eser veriyor. 80 tane kitabı var. Fakat bunu toplumu eğitmek için kaleme aldığını ifade etmemiş. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. O yüzden de cevabımız A seçeneği olacaktır. 29. soru. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? Arkadaşlar, bu tarz sorularda ilk cümleye çok dikkat etmek lazım. Çünkü ilk cümle sorunun geliş şekline göredir. Hemen ilk cümlemizi okuyalım. Sanat müzelerinin konusu sanat olduğundan ve temsil kuramlarıyla ilgilendiğimden bana yakın bir alan olduğunu söyleyebilirim. Bir müzenin sahip olması gereken özellikler nelerdir?
Bakın böyle bir şeyden bahsetmiyor, elemiş oldum. En çok etkilendiğiniz müzeler hangileridir? Etkilenmiş olduğu bir müzeden ya da en çok etkilendiği bir müzeden bahsetmiyor, bunu da elemiş oldum. Müze gezmek insana neler kazandırır? Müze gezmenin insanlara bir şey kazandırdığından da bahsetmiyor, bunu da elemiş olduk. Yeni müze projelerine ilgi duyuyor musunuz? Bakın yeni bir müze projesinden de bahsetmiyor, bunu da elemiş olduk. Hangi türde müzelere ilgi duyuyorsunuz? Cevap, sanat müzelerinin. Konusu sanat olduğundan ve temsil kuramlarıyla ilgilendiğimden bana yakın bir alan olduğunu söyleyebilirim. Yani sanat müzelerine ilgi duyduğunu gösteriyor ki daha sonraki cümlelerde bakın bir ilgim var diyor sanat müzelerine. Bundan dolayı cevabımız da C seçeneği olacaktır. 30. soru. Bu cümlede öyküye ilişkin anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kuşkusuz öykü ne kadar şiirin doğasına yaklaşırsa yaklaşsın, ne kadar şiir özellikleri taşırsa taşısın, bütün bu yakınlaşmaya karşın yine de hiçbir şekilde şiir olamaz, kendisi olarak kalır. Öykünün hiçbir zaman arkadaşlar şiir olamayacağını ifade ediyor, kendisi olarak kalacağını ifade ediyor, yakınlaşmanın olabileceğini fakat öykünün kendine has, kendine özgü, kendine ait farklı bir stilinin olduğunu, farklı bir oluşunun olduğundan bahsediyor. Seçeneklere bakalım. Yazınsal olduğu değil, özgünlük taşıdığı olabilir. Öznellik barındırdığı değil, biçimsel kaygı değil, düzsel olduğu değil. Özgünlük neydi arkadaşlar? Özgünlük sıra dışı, orijinal olmak demekti. Yine kendi olabilmek ya da kendine has, kendine özgü olabilmek demekti. Burada da bahsettiği bu, öykünün kendine has bir tür olduğundan bahsediyor. Orijinal olduğundan bahsediyor, özgün olduğundan bahsediyor, şiir gibi olamayacağından bahsediyor. O yüzden cevabımız da B seçeneği olacaktır. 31. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakın boş bırakılan yer burası arkadaşlar. Ben bundan önceki kelimeden itibaren okumaya başlıyorum. Kimi metinler, öyküler vardır ki bizi hemen sarıp sarmalar içine alır. Sürükler. Çoğu kez bu durumlarda bir anlam peşinde koşmayız. Bir tını, bir ezgi, bir iç ses bizi içine çeker. Sözlerini bile hatırlamadığımız o şarkı, o ezgi bizde sürer. İşte peşinden gittiğimiz her şey melodilidir, ritimdir. Ritim duygusuyla yazılmış metinler bu duyguyu yaratır, olabilir. Burada düzen ve uyumun yanında güzellik de yaratılmıştır. Bu olamaz, güzellikten bahsetmiyor. Kimi coşkulu şiirler gibi... Arkadaşlar burada şiirden bahsetmiyor, bunu elemiş oluruz. Tıpkı kimi şarkılar gibi bu da olabilir. Önemli olan ritmik düzeni oluşturabilmektir. Bakın bu da olabilir. Fakat dikkat edecekseniz şurada arkadaşlar yani şu boşluğa gelmesi gereken ifade şuradan çıkıyor. Sözlerini bile hatırlamadığımız o şarkı demiş. Demek ki öyküler ya da metinlerin şarkı gibi yani tıpkı şarkılara benzediğini bir ezgi, bir iç ses, bir tını, bir melodi, bir ritim oluşturması gerektiğinden bahsediyor. Bundan dolayı biz A ve E seçeneklerinde elemiş oluruz. Buraya tıpkı kimi şarkılar gibi olacak. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 32. soru. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Turizm ve edebiyat arasında yakın bir ilişkinin olmadığına inanıldığına, turizm alanındaki ilerlemelerin turizmin edebiyatla ilişkisini gündeme getirdiğine, edebiyat ve turizm ilişkisinin akademik çevreler için yeni bir ilgi alanı olduğuna, kültür turizminin belirginleşmesinin, edebiyatın işlevselliğinin anlaşılmasını sağladığına, sanat bilimcilerin henüz edebiyat-turizm ilişkisi üzerinde kafa yormadığına. Şimdi parçamıza geçiyoruz. Turizm ve edebiyat farklı boyutları bulunan ve genellikle de birbirlerine oldukça uzak alanlar olarak kabul edilmektedir. Bakın arkadaşlar biz buradan A seçeneğini çıkarabiliriz. Burada da yakın bir ilişkisinin olmadığına inanıldığına demişti. Burada da bunu söylüyor arkadaşlar. Birbirlerine oldukça uzak olarak kabul ediliyormuş. Buradan bunu çıkarırız. A seçeneğini elemiş olduk. Özellikle turizm sektöründeki gelişmeler turizm edebiyat ilişkisinin önemini ortaya çıkarmaya başlamıştır. Bakın buradan da B seçeneğini çıkarmış oluruz. Turizm alanındaki derlemelerin turizmin edebiyat ilişkisini gündeme getirdiğine bunu da elemiş oldum. Gelişmiş ülkelerde bu konudaki bilimsel araştırma ve yayınlar
genellikle turizm ve kültür bilimi alanlarının öncü bilim insanları tarafından yeni yeni ortaya konulmaktadır diyor. Arkadaşlar buradan da C seçeneğini çıkarmış oluruz. Akademik çevreler için yeni bir ilgi alanı olduğuna demiş. Buradan da bu çıkar, bunu da elemiş olduk. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de metinlerin sanatsal çözümlemeleriyle uğraşan edebiyat bilimcileri henüz bu konuyla ilgilenmemektedir. Bakın, edebiyat bilimcilerinin henüz edebiyat-turizm ilişkisiyle ilgilenmemeleri buradan çıkar. Bunu da elemiş olduk. Geriye kalan kültür turizminin belirginleşmesinin, edebiyatın işlevselliğinin anlaşılması sağlandığı bu parçadan çıkmaz. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 33. soru. Bu parçada yazar Marquez ve yapıtıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? Büyük bir yazın adamı olduğuna, yetkinliğini sağlayan okumalarını ele aldığına, yapıtın yaşam öyküsü nitelikli olduğuna, iniş çıkışlarla dolu bir yaşam içinden seslendiğine, yazarlık serüvenini acılarla dolu bir bölgenin oluşturduğuna. Dünya edebiyatının dev isimlerinden Gabriel Garcia Marquez. Bakın, dünya edebiyatının dev isimlerinden birisi ise büyük bir yazın adamıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kitaplarının yazım süreçlerine dair ipuçlarını verdiği, aynı zamanda da donanımını meydana getiren okuma kültürünü yansıttığı. Arkadaşlar buradan da biz yetkinliğini sağlayan okumalarını ele aldığını çıkarabiliriz. Buradan da bunu elemiş olduk. Otobiyografik eserler kişilerin yaşam öykülerini anlattığı eserlere denir. Buradan da C seçeneğini elemiş oluruz. Anlatmak için yaşamak adını vermiştir. Bu kitabın başlığı bende bir zamanlar heyecan yaratmış. Onun yapıtlarını daha yakından tanıdıkça bu duygu yerini incecik bir sızıya bırakmıştır. Çünkü Marquez ömrünü hüzünle yazılmış karışık bir coğrafyayı yazı aracılığıyla anlatmaya ve anlamaya adamış. Büyülü bir gerçekliğin ardında acıtan gerçekleri yazmıştır. Bakın arkadaşlar, biz buradan itibaren ise, yani çünkü bağlacıyla başlayan kısımdan itibaren de E seçeneğini çıkarmış oluruz. Serüvenini acılarla dolu bir bölgenin oluşturduğuna buradan çıkar. Bundan dolayı bunu da elemiş oluruz. Fakat iniş çıkışlarla dolu bir yaşamın içinden seslenene değinmemiştir. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 34. soru. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir röportajdan alınan, yukarıda parçalarda boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Ardıç Ağacının Altında adlı kitabınız için gezi rotanızda hangi şehirler vardı? Siz en çok nelerden ilham alırsınız ya da sizi yazılarınızda besleyen nedir? İstanbul denince gözünüzde canlanan fotoğraf karesini sorsak ya da bu şehrin sizce simgeleri nelerdir? Bu şehirde en sevdiğiniz semtler hangileridir? Sizce İstanbul'u en iyi anlatan yazar kimdir ve en sevdiğiniz yazarlar kimlerdir? Hemen parçamıza bakalım. Bu roman için yurt içinde Trebolu, Giresun, Samsun, Eskişehir ve Urfa'ya, yurt dışında Bruges, Kolmar ve Cenova'ya gittim. Yöre tasvirlerim canlıysa bunu o gezilere borçluyum. Gustavo Flaubert'in İstanbul'da sonra Cenova'ya gidince orası için İstanbul eski camiler demesi ilginçtir. Cenova'nın arka sokakları Galata'yı anımsatır. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi hangi şehirler vardır? Ardıç Ağacının Altında adlı kitabınızda sorusunun cevabıdır. O yüzden burası A olur. Bunu elemiş oluruz. Devam edelim. Paul Auster ben ilhamı beklemem. O gelir beni bulur demiştir. Romanlarımın anlatıcıları genellikle zengin birikimi, iyi eğitim almış, gezmeyi, müziği, okumayı ve sanatı seven kişilerdir. Birikimli kişiler için yazdığım söylenir ama oturayım da birikimliler için romanlar yazayım demem. Yalnız edebiyatımızda estet duruşlu anlatıcıların eksikliğini duyumsadığım için onlara sahip çıkarım. En iyi bildiğim dünyadan beslenmeye çalışmışımdır diyebilirim. Bakın bu da arkadaşlar, sizce en çok nelerden ilham alırsınız ya da sizin yazılarınızda besleyen nedir sorusunun cevabıdır. Buradan da biz B seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da demiş olduk. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken gözde semtlerim Bebek ile Yeniköy'dü. Rahmetli babam 1960'ların sonunda Fatih Kaymakamıydı. Kaymakamlık Valens su kemerlerinin hemen altındaydı. Lojmanımız Kız Taşı Anıtı'nın altındaki Yeşiltekke Sokağı'ndaydı.
Bizans ile Osmanlı'nın anıtlarının bir simbiyosis içinde zamana karşı durduğu tarihi semtleri severim. Çeyrek yüzyıldır Üsküdarlıyız. Çengelköy'ü, Beylerbeyi'ni ve özellikle sanatçı ve yazarların yeğlediği adı tuhaf ama aydınlık Kuzguncuğu severim demiş. Arkadaşlar, bu da hangi sorunun cevabıdır? Bakın, bu da bu şehirde en sevdiğiniz semtler hangileridir sorusunun cevabıdır. Dolayısıyla buradan da biz D seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Evvelsi günkü İstanbul'u Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar ile Abdülhak Şinasi Hisar, dünkü İstanbul'u Orhan Veli ile Oktay Rıfat ve bugünkü için Orhan Pamuk bir çırpıda aklıma gelenlerdir. Bir kere as yapmam gerekirse Oktay Rıfat, Yaşar Kemal, Sait Faik ve Orhan Pamuk derim. Bu da sizce İstanbul'u en iyi anlatan yazar kimdir ve en sevdiğiniz yazarlar kimlerdir sorusunun cevabı olur. Buradan da biz E seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Bu parçada İstanbul denince gözünüzde canlanan fotoğraf karesini sorsak ya da bu şehirden sizce simgeleri nelerdir sorusuna cevap yoktur. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 35. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen yazarın öykülerinin niteliğini yansıtmaz demiş. Bakalım. Yazınsal yaratımda temel öge sözcüklerdir. Sözcüklerin kullanımıdır. Octavia Paz'ın şiir ve şiirsel eylem üstüne söylediklerini öyküde gerçekleştiren yazarlarımız var. Sözcüğü mahkum etmiyor, tersine güzelleştiriyorlar. Böyle derken Faruk Duman'dan Ahmet Büke'ye, Özcan Karabulut'tan Murat Yalçın'a, Cemil Kavukçu'dan Hakan Bıçakçı'ya değin birçok ad düşüyor aklıma. Öykü dilinin toprağını şiirsel yöntemlerle işliyorlar. Elbette öyküsel kimliği bozmadan anlatıyı yoğunlaştırıyor, söz ve sözcük yenilemeleriyle okuru alıp götüren bir ezgi katıyorlar anlatılarına. Yaşamları, yaşantıları, imgelerin, simgelerin yüreğine yerleştiriyorlar. Eğretilemelere, nesneleri canlılaştırmaya, tümceleri kırmaya da devrikleştirmeye de yer veriyor öykülerinde. Eğildim, ses verir mi diye bankın yarıklarında yağmurdan çürümüş yaprak yığınlarına kulağımı dayadım. Bakın, eğildim ses verir mi diye ifadesinde yaprakların konuşmasını bekliyor arkadaşlar. Burada kişileştirme var. Bu öykülerin niteliğini gösterir. Bunu elemiş olduk. Çok doğurmaktan gövdesi çürüyüp içi boş olan ağaç sevdama gözyaşı dökerken dile geldi. Arkadaşlar, ağaç dile gelir mi? Bakın, burada da yine kişileştirme var. Bunu da elemiş olduk. Biri oturuyordu kıpırtısız. Gözleri hayrete batmış. Koca elleri balıkçı ağın asrı. Çıkarmış vakitli vakitsiz seyrana, daldırmış isli çaydanlığı karnına, demlermiş taze suyuyla çayını, bölüşürmüş sohbetle, muhabbetle rızkını. Bakın, burada da devrik cümleleri kullanmış. O yüzden bu da öykünün niteliğini gösterir. Bunu da demiş olduk. Vicdanımı tam susturmuştum. Ağladı. Arkadaşlar, vicdan ağlar mı? Ağlamaz. Bakın, burada da kişileştirme var. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bu parçada mutfağa döndü. Çakmağı çaydanlığın altına tuttu. Öbür eli fırının düğmesine yaklaştıysa da birden vazgeçti. Çakmağı yerine koyup bir bardak suyla yetindi. Bakın, bu yukarıdaki öykülerin niteliğini yansıtmaz. Bundan dolayı cevabımız da C seçeneği olacaktır. 36. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur diyor. Demin parçamızı okumuştuk arkadaşlar. Bakın, şurada böyle derken Faruk Duman'dan Ahmet Büke'ye, Özcan Karabulut'tan Murat Yalçın'a, Cemil Kavukçu'dan Hakan Bıçakçı'ya değin birçok ad düşüyor aklıma derken burada ne var arkadaşlar? Burada örnekleme var. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. 37. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Masal anlatıcılığının ne anlama geldiğine, anlatılan masallarda farklı faktörlerin belirleyici olduğuna, masal anlatıcılığının etkin olduğu coğrafi mekanlara, benzer masalların farklı coğrafyalarda boy gösterdiğine, masal anlatıcılığının etkileyici bir sanat olduğuna. Masal anlatıcılığı, dinleyicinin olayın içine katılarak anlatılanı görmesini ve hissetmesini sağlama sanatıdır. Bakın, biz buradan A seçeneğini çıkarabiliriz. Anlatıcılığın ne anlama geldiğini söylemiş. O yüzden bunu eledik. Sözlü bir doğaçlama sanatıdır. Masal anlatıcıları
anlattıklarını ezberlemez. Bunları mevsimlere, dinleyicilere ve güncel olaylara uyarlar. Arkadaşlar, burada da farklı faktörlerin belirleyici olduğunu çıkarmaktayız. Buradan da B seçeneği çıkar, bunu da elemiş olduk. Masal anlatıcılığı geleneksel bir halk sanatı olarak adlandırılır. Zira bu sanat şehirlerden çok köylerde okumuş insanlardan ziyade eğitimsiz insanlar tarafından icra edilirdi. Bakın, etkin olduğu coğrafi mekanları da söylemiş. Şehirler, köyler derken bunu ifade ediyor. Bunu da elemiş oluruz. Fakat bu büyüleyici bir aktivite. Çünkü insanları hayal ürünü ve ortak bir yolculuk etrafında bir araya getiriyor. İnsanları etkilediğinde arkadaşlar, büyüleyici bir aktivite derken insanları etkilediğini gösterir. E seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bu parçadan benzer masalları farklı coğrafyalarda boy gösterdiğine değinilmemiş. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 38. soru, bu parçaya göre, yani deminki okumuş olduğumuz parçaya göre dinleyenin etkin olduğu bir sanattır. Ortak değer yargılarına sahip topluluklar oluşturur. Eğitim gerektiren bir aktivitedir. Hazır bir metne dayanmaz. Bu yargılardan hangisi veya hangileri masal anlatıcılığı sanatıyla ilgili olarak söylenemez demiş. Dinleyicinin etkin olduğu bir sanat ifadesini biz nereden çıkarırız? Bakın şurada, dinleyicinin olayın içinde katılarak demiş. O zaman dinleyici etkindir. Biz buradan bir numarayı çıkarabiliriz. Bunu elemiş oldu. Ortak değer yargılarına sahip topluluklar oluşturur demiş. Bunu nereden çıkarırız? Bakın bunu da ortak bir yolculuk etrafında bir araya getiriyor demiş. Buradan da son cümleden de 2'yi çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Eğitim gerektiren bir aktivitedir demiş. Bu dursun arkadaşlar. Hazır bir metne dayanmaz. Bu da nereden çıkar? Bakın bu da şurada doğaçlama demişti. Sözlü bir doğaçlama sanatıdır derken biz buradan da 4'ü çıkarmış oluruz. Dolayısıyla bunu da eledik. Eğitim gerektiren bir aktivite olduğuna değinilmemiş. Bundan dolayı yalnız 3 olan B seçeneği doğru cevabımızdır. 39. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yakınma sezdirilmiştir? Ortak bir coğrafyayı ve tarihi paylaştığımız şark toplumlarında hikayenin zengin bir birikimi ve güçlü bir damarı var. Şark insanı hikayeyle inanır, sever, nefret eder. Hikayeler onun hafızasına adeta nakşolunmuştur. Bu yüzden tarih içinde hikaye, şark insanının birikimlerini anlatmada kullandığı en önemli yöntemlerden biri olmuştur. Halk hikayelerinde, masallarda, menkıbelerde, mesnevide, kıssalarda bu insanların yaşadığı sevinçler, acılar, kahramanlıklar, öğütler, ibretler vardır. Şark, insanlara ulaşmak için hikaye formuna ihtiyaç duymuştur. Ama yakın geçmişte bu birikimin yeterince değerlendirilemediğini söyleyebiliriz. Bu büyük birikimle barışmak, onu sahiplenmekle asıl büyük atılım gerçekleşecek. Bakın, yakınma şikayettir arkadaşlar. 7 numaralı cümlede böyle bir şikayetin olduğunu görüyoruz. Ama yakın geçmişte bu birikimin yeterince değerlendirilemediğini söyleyebiliriz. Bu bir şikayettir, bu bir yakınmadır. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 40. soru, bu parçadan hareketle topraklarımızda hikayenin sağlam bir arka planının olduğu, Doğu insanının insanlarla iletişime geçmek için hikaye biçimine başvurduğu, hikayelerin yazınsal niteliğinin insanları etkilediği yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşılabilir demiş. Arkadaşlar, topraklarımızda hikayenin sağlam bir arka planının olduğu bir numaralı cümleden çıkar. Bakın, ortak bir coğrafyayı ve tarihi paylaştığımız şark toplumlarında hikayenin zengin bir birikimi ve güçlü bir damarı var derken bunun sağlam bir tarihsel unsura bağlandığının göstergesidir. Yani arka planının sağlam olduğunu gösterir. O yüzden biri alabiliriz. 3 numaralı cümleden itibaren baktığımızda ise hikayeler onun hafızasına adeta nakşolmuştur. Bu yüzden tarih içinde hikaye şark insanın birikimlerini anlatmada kullandığı en önemli yöntemlerden biri olmuştur ifadesi de 2 numarayı çıkarabiliriz. Buradan 1'i çıkarmıştık. Çünkü 2 numaralı öncülde Doğu insanının insanlarla iletişime geçmek için hikayeyi kullandığını söylemiş. Buradan da bu çıkar. Hikayenin yazınsal niteliğini insanları etkiledi. Bu arkadaşlar bu parçadan çıkarılamaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın.
Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.